Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol 83, Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol 58, Beşiktaş Sonpojepen 85, Türk Telekom 67, Pınar Karşıyaka 86, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 93, Fenerbahçe Beko 107, Aral Üniversitesi Büyükçekmece 70, Tofaş 95, Afyon Belediyespor 74, Bahçeşehir Koleji 92, Darüşşafaka Tekfen 85, Anadolu Efes 93, Bamit 85 sonuçlar alındı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ilk görüntüler Gaziantep Basketbol, Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol mücadelesinden. Maçın ilk bölümlerinde Marco Thomas'la Gaziantep Basketbol hücumları vardı. Ardından da basket faul pot altında. Gaziantep Basketbol mücadeleye daha iyi başlayan taraf. Ardından da bir orta mesafe Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'da. Basketi bulan Edogi 16 sayı 10 reboundla double-double yaptı. Edogi sonrasında Donyeje Kiris maçı yapan isim 17 sayı 9 rebound 5 asistle oynadı. Donyeje Kiris burada da uzun mesafeli çok dengeli pas. Shaq McKissick maçı yapıyor. Shaq McKissick de 20 sayıyla maçın en skorer ismi olmuştu. Bu karşılaşmada ikinci çeyrekte Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol özellikle pota altından hücumları organize edip boş şutları bulmaya çalışıyor. Burahun Paçun üstünden bunu gerçekleştirmeye çalışıyor konuk ekip. Shaq McKissick yine potaya gitti. Turnikesi başarılı. Shaq McKissick sık sık potaya drive etti bu karşılaşma esnasında. McKissick burada da bomboş üçlüğü gönderiyor. Farkı 20 sayının üstüne çekti. İkinci çeyreğin sonunda Gaziantep Basketbol ilk yarıyı da 45-23 önde tamamladı ev sahibi takım. İkinci yarıda da skordaki hakimiyet devam ediyor. 3 sayılık basket Junior Etu'dan 9 sayı 7 reboundla oynadı. Sakarya'da Junior Etu 3. çeyreğin sonunda da Etu'nun basketleri bu bölümde farkı azaltmaya çalışıyor. Adatıp Sakarya görüntüler maçın son çeyreğinden. Bomboş bir üçlük daha buldu Gaziantep Basketbol. Murat Göktaş isabeti bulan isim 9 sayıyla oynadı. Bu arada Junior Etu'dan çok güzel bir blok. Potaya giden Kadir Bayram'ı blokladı. Junior Etu, Shaq McKissick. McKissick önünü açtı. Shaq McKissick turnikesi başarılı. Shaq McKissick 20 sayısına 4 rebound, 1 de asist ekledi maçın içerisinde. Sağ forvetten bir üçlük İsabetli. Şafak Edge basketi buldu. 7 sayı 6 asistle oynadı Şafak Edge. Shaq McKissick potaya gitmeye devam ediyor. Gaziantep Basketbol ilk çeyreğin ortalarından itibaren oyundaki üstünlüğü eline almıştı ve hiç de bırakmadı. Zaten ikinci çeyreğin sonunda fark 20 sayılara kadar çıktı. Oradan da fark fazla inmedi aşağı. Maçın hakimiyetini sonuna kadar sürdürdü ev sahibi takım. Bu da maçın son basketi. Gaziantep Basketbol mücadeleyi 83-58 kazanmayı başarıyor. Bence özellikle rakibimize karşı böyle bir oyunu ortaya koyarak kazanmak bizim için önemliydi. Sorunları vardı rakibimizin. Zor zamanlardan geçiyorlar. Özellikle ilk yarıdaki performansımızla farkı yarattık ve kazandık. İkinci yarıda biraz daha normal seviyede oynadık. Ama maçı kazanmayı başardık. Aslında iyi bir iş çıkardık genel olarak. Bazı genç oyuncularımızın konsantrasyonu çok iyiydi. Bu tip maçlarda daha ciddi olmak, iyi odaklanmak bizim için oldukça önemli. Zamanı iyi değerlendirdiler kupa maçı öncesi. Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız Türkiye Kupası maçında. İyi hazırlanıyoruz. Şimdi biz kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Ona göre iyi hazırlandık, ona göre sert oynadık. Sonra biz sert oynayınca maç daha kolaylaştı. Bizim için daha iyi oldu yani. Daha fazla yorulmadan bitirdik. Tabii kazanmak için elimizden geleni yaparız. Çünkü ona göre çalışıyoruz. Biz de iyi çalışıyoruz. Efes iyi bir takım. İnşallah biz kazanırız.
Beşiktaş Sonpo Cephen'le Türk Telekom karşı karşıya geliyor. 18. haftanın en kritik ve sonucu en merakla beklenen maçlarından bir tanesi İstanbul'da Akatlar'da oynanıyor. Beşiktaş Sonpo Cephen ilk hücumunda Ivan Buva üstünden basketi buluyor ki maçın en kritik eşleşmelerinden biriydi. Ivan Buva Vladimir Štimac eşleşmesi. 3 sayılık atış Phil Pressey'den. Phil Pressey sadece bu üçlükte değil maç boyunca 11'de 6 3 sayılık isabet oranı yakaladı. Dışarıdan 18 sayı buldu. Maçı da 22 sayıyla tamamladı Phil Pressey. Çok iyi ve etkili bir performans ortaya koydu Pressey. Kaya Peker'in ekstra pasında sağ forvetten 3 sayılık basket Reggie Redding'den geldi. Kyle Gibson indirdi Samet'e. Samet Geyik yardım savunması geldi. Robin Benzing 3 sayılık atışı isabetli Robin Benzing'in. O da Beşiktaş'ın çift tanelere çıkan 3 oyuncusundan biriydi Benzing. 10 sayıyla mücadele etti. Vladimir Štimac spotu altında kendine bir alan buldu. Küçük bir açık. 3 kişinin etrafında basketi buldu Vladimir Štimac. Sylvan Lannisburg atışında isabet yok. Hücum reboundu Štimac'tan. Ancak dönerek atışında isabet bulamıyor Štimac. Ardından çabuk hücum Beşiktaş Sonpo Cephen'de. Jason Rich basketi buluyor. Çok etkili olamadı maçta Jason Rich özellikle hücumda. Phil Pressey, Benzing 3 sayılık atışı isabetli Robin Benzing'in. Beşiktaş Sonpo Cephen ilk yarıyı 36-23 önde tamamlamıştı. Üçüncü çeyrekte de farkı 10 sayı civarında tutmayı sürdürüyor siyah beyazlılar. Ender Arslan potaya gitti. Ender çok güzel indirdi Kaya Peker'e. Kaya smacı yapıyor. 9 sayı 2 rebound Kaya Peker'den. Sylvan Lannisburg, Ender Arslan 3 sayılık atışı Ender'in. Bu da isabetli. Ender Arslan 3 sayılık basketi buluyor. 8 sayı Ender'den. Ender spotaya gitti ama Beşiktaş Sonpo Cephen savunması çok etkili. Phil Pressey hemen taşıdı topu. Pressey Kenny Gabriel aldı karşısına. Hücum etmekten vazgeçti Phil Pressey. Set bir hücumla geliyor Beşiktaş Sonpo Cephen. Ekstra pas Kenan'dan Kyle Gibson. 3 sayılık atışı isabetli Kyle Gibson'ın. O da 17 sayı, 4 rebound, 2 asistle oynadı Kyle Gibson. Etkili bir performans ondan da. Kayatepe'de boş kalınca üçlüyü gönderdi. Türk Telekom son çeyrekte farkı tek hanelere indirmeye çalışıyor ama Beşiktaş Sonpo Cephen savunması buna izin vermedi. Phil Pressey 3 sayılık basket daha Phil Pressey'den. 22 sayısına 6 asist 4 rebound ekledi Phil Pressey. Maçında yıldızı olduğu bu mücadelede Kenan Sipahi sol turnikesi başarılı. Kenan'ın 6 sayı 6 rebound 6 asist Kenan'dan. Maç sona eriyor. Beşiktaş Sonpo Cephen Türk Telekom'u 85-67 mağlup ediyor. Çok fazla enerjiyle başladık gerçekten. Defansa da çok iyi oynadık. Gerçekten çok fazla ilham veren oyuncularımız vardı. 40 dakikayı çok ciddi oynadık. Ya sezonun ilk döneminde, ilk yarısında Türk Telekom'a karşı bütün maçın çoğunluğunda pasif oynamıştık müdafada. Rakip takımda gerçekten hücum silahları çok yüksek bir rakip. Yani kısasından uzununa kadar herkes skor üretebiliyor ve herkes topu çok iyi paylaşıyor. Biz bugün hem kendi evimizdeki avantajla topa çok baskı yaptık. Bunun da meyvesini hücumda daha özgüvenli olarak aldık. Bence bizim için lig sıralaması açısından bence birebir rakiplerimizden biri. Önemli bir galibiyet oldu. Şimdi de kupaya hazırlanıyoruz. İnşallah son güne kadar orada kalırız. Ya Phil Pressey bence Avrupa'da sayılı müdafacılardan biri bence. Şimdi oyuna da yavaş yavaş takıma alışmaya başladı. Geçen sene daha farklı bir rolü varmış takımında. O yüzden şimdi hani oyunu daha genele yaymaya başladı. Daha sakin bir oyun oynuyor. Böylelikle de gördüğünüz gibi hem skora yansıyor hem de takım olarak, hücum olarak daha iyi oynuyoruz. İzmir'de Pınar Karşıyaka ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geliyor.
Lige tutunmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor artık her galibiyete ihtiyaç duyuyor. İzmir deplasmanında da kazanarak umut bulmak istiyorlar. Pınar Karşıyaka ise Asemare'yi üstünden atarak başladı mücadeleye. Üst üste 4 sayı Marey'den çok güzel bir pas. Secondary'den Asemare'yi smacı yapıyor. Muazzam bir asist Secondary'den. Tu Holloway 3 sayılık atışı isabetli. İlk çeyrekte ortalıkta yoktu Tu Holloway. İkinci çeyrek biraz daha derli toplu gözüküyor. Asemare'yi potaya gitti. Basket bir defaul. Asemare'yi 23 sayı 6 reboundla oynadı. Maçın en skorer ismi oldu Marey'yi. Berk Uğurlu 3 sayılık basketi buluyor. O da 17 sayı, 3 rebound, 3 asistle oynadı. Son haftaların en formda isimlerinden Berk Uğurlu. Semih Erden çok güzel bir asist. Perialis smacı yapıyor. Semih Erden muazzam gördü Alice'i. Perialis de 19 sayıyla oynadı. O da müthiş bir performans ortaya koydu. Özellikle maçın ikinci yarısında Semih pota altında savaşıyor. Semih Erden İlkan'ın üstünden basketi buldu. 20 sayı 12 reboundla double double yaptı Semih Erden. Secondary ise ikinci yarıya nefis başlıyor. Harika bir smaç Secondary'den. Her ne kadar maçın genelinde etkili olamasa da Secondary güzel bir smaç yaptı. Perialis 3 sayılık basketi buluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Luka Babic. Babic Haslip'i buldu. Brady Haslip 3 sayılık atışı isabetli. Haslip maçın öyle kritik yerlerinde basketler buldu ki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un önde kalmasını sağlayan isimlerden biriydi. 18 sayı 3 reboundla oynadı Haslip. Irving Walker üçlüyü gönderiyor bu pozisyonda. 12 sayıyla oynadı Irving Walker. Luka Babic o da son çeyrekte devreye giriyor. Babic de 13 sayıyla mücadele etti. 4 asist, 3 de rebound. Perialis sağ forvetten üçlüyü yolluyor. İsabeti buldu Perialis. İstanbul Büyükşehir Belediyespor özellikle maçın ikinci yarısında çok iyi bir dış şut performansıyla oynadı. Semih Erden içeride de faul problemi yaşayan Asemare'yi karşısında etki yarattı maçın ikinci yarısında. Irving Walker'ın üçlüğü Pınar Karşıyaka'yı umutlandırdı yeniden. 88-84 iken Asemare'nin hücum reboundu ve sonrasında bulduğu basket farkı 2 sayıya kadar indirdi. Bitime 48 saniye kala. Ancak maçın bitimine 12 saniye kala gelen bu üçlük İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a da maçı kazandırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Pınar Karşıyaka deplasmanında 93-86'lık bir galibiyet alıyor. Ve bu sezon üçüncü kez kazanıyor. Beklediğimiz bir galibiyet. Bayağı uzun oldu. Yani sahiden hep böyle oynuyorduk ama sonunu getiremiyorduk. Bugün sonunu da getirdik. Tofaş maçından önce yaptığımız transferler ışık vermişti. Tofaş maçı içerisinde. Bugün de bunlar hayata geçti. Sahiden yani mutluyuz diyeceğim. Kesinlikle değiştirecek ama bizim savunmayı toparlı, bizim yediğimiz sayı ortalaması 86, hala 86 yiyoruz. Yani bugün Luka bir düşüş yaşadı. 2 foul yaptıktan sonra 3. periyot ilk 5 başlamasına rağmen oyuna geri dönemedi. Kenarda kendisiyle tabii tedavi ettik açıkçası. Daha sonra maçın alınmasında çok önemli bir katkısı var kendisinin. No, zor bir deplasmandı. You know, we're just really happy that we got the win. Çok mutluyum gerçekten bu galibiyet için. Gerçekten staff olarak, oyuncular olarak çok çalıştık. Ve bu ligde bir kez daha oynuyor olmak benim için zaten çok değerli. Ben aslında sadece agresif olarak takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışıyorum. Ve onlar beni doğru zamanda müthiş paslarla buldular bu akşam. Ben de elimden geleni yaptım, skor ürettim. Lider Fenerbahçe Beko, Aral Üniversitesi Büyükçekmece Basketbolu ağırlıyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Marko Guduric atarak başlıyor. Fenerbahçe Beko'da
Sonrasında top potu altına doğru nefis inince Ahmet Düverioğlu pozisyonu tamamladı. Dış şutlarla etkili olmaya çalışıyor. Arel Üniversitesi Büyükçekmece basketbol. Matt Taibbi'nin üçlüğünü gördük. 11 sayı 5 reboundla oynadı o da. Nicolo Melli. Melli potaya gidiyor. Nicolo Melli. 11 sayıyla oynadı Melli. Fenerbahçe Beko 6 oyuncusuyla çift haneli skor üretti. Arel Üniversitesi Büyükçekmece basketbol karşısında. Danny Gibson topu getirdi ardından. Bir üçlük daha. Arel Üniversitesi Büyükçekmece basketbol öne geçti. İkinci çeyrekteki dış şut performansıyla Melih Mahmutoğlu. Melih içeri giriyor. Melih Mahmutoğlu turnikeyi bıraktı. Melih de 11 sayı üretti. 4 de asisti var mücadele içerisinde. Hızlı hücum. Eric Green turnikeyi bırakıyor bu kez. Onun da 11 sayısı var. Eric Green'in Melih'le uyumları bir hayli iyiydi. Maçın içerisinde Geoffrey Lovain smacı yapıyor. 13 sayı 4 rebound Geoffrey Lovain'den. Melih Mahmutoğlu Kalinic'i buldu sol dipte. Nikola Kalinic üçlüğü kaçırıyor ama Ahmet Güverioğlu hücum reboundu smaç. Ahmet 13 sayı 7 reboundla oynadı. Üçüncü çeyrekte Devon Williams da dış şutlara katılıyor. Arel Üniversitesi Büyükçekmece'de genelde şut üstünden dönen Büyükçekmece hücumları vardı. Nikola Kalinic, Devon Williams karşısındaydı. Nicolo Melli el üstünden üçlüğü isabetli Nicolo Melli'nin. Fenerbahçe farkı 20 sayının üstüne çıkardı. Üçüncü çeyrekte hızlı hücum. Melli asisti yapıyor Kalinic'e. Nikola Kalinic basketi buldu. Fenerbahçe Beko'da. Eric Green. Bobby Dixon'ı düşündü ama pas arası geldi. 3'e 2 hücum. Ardından da Osiris Eldridge turnikeyi bırakıyor. 13 sayıyla Arel Üniversitesi Büyükçekmece basketbolun en skorer ismiydi Osiris Eldridge. Matt Taibbi de orta mesafede basketi buldu. Melih, Eric Green, Geoffrey Lovain. Lovain fake'ine cevap aldı. Geoffrey Lovain potaya gidiyor. Şut atmak yerine potaya gitmeyi tercih etti. Geoffrey Lovain. Baskı var Fenerbahçe Bekol oyuncularda. Lovain smacı yapıyor. Geoffrey Lovain hızlı hücumu bitirdi. Fenerbahçe Beko farkı da 30 sayıya çıkarıyor. Böylelikle bomboş kaldı. Sinan 3 sayılık basketi yapıyor Sinan Güler. Fenerbahçe çok rahat bir son çeyrek yaşıyor. Arel Üniversitesi Büyükçekmece basketbol karşısında. Fenerbahçe'de Bobby Dixon'ın da nefis bir performansı vardı. Bu arada Ahmet Düverioğlu Eliyub'u nefis tamamlıyor yine. Harika bir asist. Ege Hanarna'dan, smaç Ahmet'ten. Bobby Dixon da Fenerbahçe'de 14 sayıyla oynadı. Maçın da en skorer ismi oldu Bobby Dixon. Maçın son bölümünde gardı iyiden iyiye düşüyor. Konuk takımın Barış Ersek burada 3 sayılık basketi buluyor. Ve maçın da skorunu tayin eden basket oluyor bu. Fenerbahçe Beko, Arel Üniversitesi Büyükçekmece basketbolu 107-70 mağlup ediyor. 37 sayı farkla kazanıyor Sarı Lacivertliler. Çok mutluyum. Çok iyi oynadı herkes. Herkes sayı attı. Bu çok iyi her zaman. Özellikle nasıl oynadığımızın da önemi çok büyük. 40 dakika boyunca çok ciddi bir şekilde son saniye kadar oynadık. Zor bir turnuva, özel bir turnuva. Kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Orada her zaman bir favori yoktur ama biz kendimizi buna hazırlanıyoruz. İlk maça çok iyi hazırlanmalıyız. Herkes oynadı, çok iyi bir kazandık. Herkes iyi oynadı sahaya giren öncelikle. Türkiye Kupası'na hazırlanacağız artık. Güzel bir gündü bizim için. Tofaş'la Afyon Belediyespor karşı karşıya geliyor. Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda son 3 maçını kazanan Tofaş'la son 3 maçını kaybeden Afyon Belediyespor karşı karşıya. Pota altına indi top Cemal Higgins. Cemal Higgins smacı yapıyor.
baskı var. Afyon Belediyespor savunmasında Erkaloway, Altan Erol potaya gitti, indirdi. Carter turnikeyi bırakıyor. Afyon Belediyespor çok koşarak ve mücadele ederek savunmada ayakta kalmaya çalışıyor ama Tofaş'ın şütörleri ilk çeyreğin sonunda kendilerini gösteriyorlar. Kyle Williams'in üçlüğünü izledik. Sonrasında da Sami Meyya 3 sayılık basketi yolluyor. Sami Meyya müthiş bir performans ortaya koydu bu maçta. Cemal Higgins savunma reboundundan sonra tam sahayı geçen pas. Carter basketi yaptı. Cemal Higgins muazzam bir asist. Bu arada Elegar Eliub'u tamamlıyor. Deante Garrett'ın asisti, Frank Elegar'ın smacı. 17 sayı, 7 rebound, 3 asist Elegar'dan. Nefis bir performans. Özellikle ikinci yarıda çok etkiliydi Frank Elegar. Baskı var. Yiğit Arslan'dan, Callaway'den topu çaldı Yiğit. Ardından da asisti yapıyor. Turnike Sami Meya'dan. Yiğit Arslan hem top çaldı hem asist yaptı pozisyonda. Bir başka top çalma Robert Carter'dan. Carter Kenny Kaji'den çalıyor topu ve smacı yapıyor. Robert Carter 15 sayıyla oynadı. Bu mücadelede Deante Garrett perde istiyor ama sonrasında vazgeçti. 3 sayılık basket Deante Garrett'tan. 15 sayı, 8 asist, 5 reboundla oynadı Deante Garrett. Kenny Kaji'yi indirdi içeri. Frank Elegar çift el smaç. Elegar ikinci yarıda müthiş bir performans ortaya koydu. Elegar, Jamal Higgins iki defa blokluyor. Frank Elegar'ı ardından uzun mesafeli pas. Vezelionis smacı yapıyor. Nefis bir savunma performansı. Jamal Higgins'ten 4 blokla oynadı Higgins. Top kaybı. Ardından Deante Garrett asisti yapıyor. Frank Elegar smaçlıyor. Üçüncü çeyrekte Tofaş şov yapıyor hücumda. Deante Garrett ve Elegar işbirliği. Serkan Menteşe, Dorukhan Engindeniz yüksekten bıraktı, isabeti buldu. Altan Erol, Dorukhan Engindeniz etkiliydi maçın ikinci yarısında Afyon Belediyespor adına ama Sami Meya maçın en etkileyici performansına imza attı. 31 sayı, 5 rebound, 4 asist Sami Meya'dan. Oyunun her bölümünde etkiliydi Sami Meya. Kyle Williams'in girmeyen topunu Elegar smaçlıyor. Tofaş Afyon Belediyespor karşısında son çeyrekte büyük hata yapmıyor ve oyunu rahat bir hale getiriyor. El üstünden bir üçlük isabetli değil. Ardından savunma reboundu geldi ve Tofaş Afyon Belediyespor'u 95-74 mağlup ederek üst üste dördüncü kez kazanıyor. Yani şimdi tabii Afyon sezon başındaki gibi değil. Onlar bir türlü bir oyuncu alamadılar. Yani takviye yapamadıkları için şu anda yani potansiyeli olan bir takım. O anlamda bugün aldığımız sonuç, yani sahada şimdi iki takım arasında bir fark var. Bunu kabul etmek lazım. Onun için onlara kolaylıklar diliyorum. İşleri yani çok zor bir döneme giriyorlar. Bütün takımlar, alt taraftaki takımlar. Yani biz dönem dönem iyi basketbol oynadık. Doğru şeyler yaptık. Dönem dönem de hatalar yaptık. Bizim için en büyük problem bence ne zaman hızlı ne zaman yavaş oynayacağımızı bir kere hücumda kararını vermemiz lazım. Bu savunmada da daha iyi savunma yapmamız lazım. Yani başından beri konuşuyoruz. Genel anlamda bir kimya olarak savunmada ilgili sıkıntılarımız var. Frank Elegar geldikten sonra da onu bir bakıma çözdük. We have a lot of respect for Afyon. You know, Afyon'a çok büyük saygı duyuyoruz. Çok zor bir takım aslında onlar. Çok iyi işler yaptılar birinci devrede. Ama artık kolay maçlar oynamıyorlar. Bizim için de kolay olmadı zaten. Ve kazanmaya ihtiyacımız vardı. Onlar da çok iyi oynadılar. Biz de çok iyi oynadık. Biraz daha şanslıydık. Ofensif anlamda biz daha şanslıydık. Onlar daha şanssızdı. Biz bu maçı çok ciddiye aldık ve bu şekilde kazandık. Bu bir takım oyunudur. Takımımı tebrik ediyorum.
iyi bir basketbol oyduk. Ama geliştirmemiz gereken çok şey var bugün. Ve basit hatalar yapıyoruz. Bunları gidermemiz lazım. Ama ofensif olarak iyi bir, çok iyi bir oyun çıkarttık. Her zaman, özellikle bu maçta, bu atışları her zaman çok çalıştım. Ömrüm boyunca çalıştım ama maçta da bunun sevmesini gördük zaten. Bahçeşehir Koleji ile Darüşşafaka Tekfen karşı karşıya geliyor. Bir İstanbul derbisi 18. haftada nefis bir smaçla açılış yapılıyor Hakan Yapar'dan. Hakan Yapar muazzam açtı maçı ama devamında çok etkili değildi mücadelenin. Bu arada çok güzel bir top çalma, ardından da smaç geliyor. Manny Harris'ten 27 sayıyla maçın en skorer ismiydi Manny Harris. Oldukça etkiliydi mücadele boyunca. Sol forvetten de bir üçlük. Manny Harris ilk çeyreğinde Bahçeşehir Koleji adına hücumdaki lideriydi. Kino Kolom 3 sayılık basketi gönderiyor. O da 14 sayı 7 asistle oynadı Kino Kolom. Takımı oynatan isimlerden biriydi. Darüşşafaka Tekfen hücumu turnike başarılı. Genç oyuncu Mert Akay basketi buluyor. Darüşşafaka Tekfen'de Manny Harris topları çalmaya devam ediyor. Manny Harris turnikeye gitti. Bahçeşehir Koleji skorda önde kalmayı sürdürüyor. Kino Kolom, Slaughter'ın perdesinden çıktı Kolom. İndirdi içeri Marcus Slaughter. Smacı yapıyor Marcus Slaughter. 7 rebound aldı mücadelede. Manny Harris çaktırmadan topları çalmaya devam ediyor. Bir smaç daha Manny Harris'ten. Darüşşafaka Tekfen guardlarına zor anlar yaşattı maç boyunca Manny Harris çaldığı toplarla. İlk yarı 47-40 bitti. İkinci yarıda da Bahçeşehir Koleji etkileyen Andy Rottens 3 sayılık basket. 16 sayı 4 asist 2 reboundla oynadı Andy Rottens. Manny Harris ise potaya gitmeye devam ediyor. Bahçeşehir Koleji farkı çift tanelerde tutmaya çalışıyor ama nefis bir blok geldi bu arada. Harika bir sıçrama kabiliyeti ve ardından blok Tony Douglas'tan. Muhammed Baygül attı havaya Jeremy Evans. Biraz zor pozisyonda ama tamamlamayı başardı Evans. 9 sayı 8 reboundla oynadı Jeremy Evans. İşte burada Muhammed Baygül'ün pasını smaçlı olmasa da tamamladı Evans. Son çeyrekteyiz. Kino Kolom. Çok zor bir üçlük Kino Kolom'dan. Manny Harris içeri girdi. Douglas'ın üstünden basketi buluyor. Manny Harris el üstünden basketi yaptı. Baskı var Kino Kolom'un üstüne. Jeremy Evans topu çaldı. Jeremy Evans smacı yapıyor. Oğuz Savaş'ın 21 sayı 4 reboundu. Tony Douglas'ın 19 sayı 4 rebound 7 asisti. Maçı çözmek için yeterli olmuyor. Darüşşafaka Tekfen'e farkı 6 sayıya kadar indirdi Darüşşafaka Tekfen ama sonrasında Emi Prec için basketi geldi. Bahçeşehir Koleji Darüşşafaka Tekfen karşısında 92-85'lik bir galibiyet alıyor. Evet, bizim için önemli bir maçtı. Çok iyi bir takım. Euroleague'de ve buradaki her maçlarını gösteriyorlar zaten. Ve ilk maçtaki o farkı da almayı başardık. İkisiyle beraber öne geçtik. Savaştık. Sürekli olarak mücadele ettik. Hem hücumda hem de savunmada etkiliydik. Darüşşafaka'nın özellikle genç oyuncularına karşı önem toplar kaybettik ama o baskıya karşı gelip de başardık. Son 5-6 dakikada oyunu kontrol etmek zordu ama bunu da başardık. Evet, gerçekten önemli olduğunu biliyorduk zaten. Playoff'lar için önemli bir maç olduğunu biliyorduk ve şu anda önemli bir avantajımız var Darüşşafaka karşısında. 40 dakika boyunca savaştık.
maçtık. Biraz ilginç bir maçtı ama sonunda kazanmayı bulduk. Tabii ki ilk 8'de yer almaktı bizim için önemli olan. Şu anda Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynayacağız. Oraya gideceğiz, elimizden geleni yapacağız ve ne olacağını göreceğiz. Bizim için gerçekten önemli maçtı. Playoff adına o level'da kalmak, ilk 8'de kalmak için. Hem de dediğiniz gibi sayı averajını da almak bizim için önemliydi. Ama ilk önce maçı kazanmak istedik. Sonra oraya gelmemiz gerekiyordu ki öyle oldu zaten. Yani Darüşşafaka yani hep maçları sonunda kaybeden bir takım. Hem Euroleague takımı. Onlara karşı böyle mücadele etmemiz gerekiyordu. Başka türlü sonuna kadar ayakta kalamazdık. Onları da mücadelesine ötürü tebrik ediyorum. Devamında da başarılar diliyorum. Biz de bir playoff adına önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Kendi sahamızda bugün seyircimize. Güzel bir maç izlettik seyircilerimize ve kazandığımız için de çok mutluyuz. Yani Fenerbahçe Beko bildiğiniz üzere yani şu anda Avrupa'nın en iyi takımından bahsediyoruz. Yani onlar için Veseli'nin olup olmaması ya da herhangi bir şey değiştirmiyor. Gördüğünüz üzere yani sürekli kazanmaya bir alışkanlıkları var. Ama biz de buraya bu maçı da kazanarak oraya özgüvenle gidiyoruz açıkçası. Bir şansımız var. Sonuçta tek maç üzerinden oynanan bir maç. Maçı sonuna kadar başa baş kalabilirsek belki bir şansımız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Umarım bu mücadeleyi o maçta da gösteririz. Maçı sonuna da kalıp bir şansımız var sonunda değerlendirmeye çalışacağız. Anadolu Efes'le Banvit karşı karşıya geliyor. Son görüntülerimiz bu mücadeleden. Anadolu Efes, Rodrik Boboa ile maça etkili başladı. Rodrik Boboa 19 sayı, 4 asist, 2 rebound ile oynadı. 3 sayılık atışta isabet yok. Rebound mücadelesi Banvit hızlı hücumuna dönüştü. Ardından da DJ Shelton'ın smacı geldi. DJ Shelton 18 sayı, 8 rebound ile oynadı. Banvit'in en skorer ismiydi. Shane Larkin, Larkin üçlüğü yolluyor. O da maçın en skorer ismiydi. Shane Larkin 20 sayı, 8 asistle oynadı. Shane Larkin, DJ Shelton farkı azaltıyor Banvit adına. Bir top kaybı Anadolu Efes'te hızlı hücum. Cem Ulusoy potaya gitti ama o pota altı kalabalık. Ardından dönerek DJ Shelton basketi buluyor. İşte burada Cem potaya gitmeyi tercih etti ama Boboa kararttı orayı. Sonrasında DJ Shelton basketi buluyor. Banvit hücumunda smash geldi Jordi Morgan'dan. Jordi Morgan 12 sayı 4 reboundla oynadı. İkinci çeyrekteyiz. Tolga'nın atışında isabet yok. Simon savunma reboundunu aldı Doğuş Balbay. Hızlı hücum. Doğuş Balbay nefis getirip bitiriyor. Doğuş Balbay'ın smacı. Harika bir hızlı hücum. Tek başına muazzam bir smaç. Nefis bir bitiriş. Doğuş'tan Kurnostav Simon attı havaya. Smaç geliyor. Brian Dunstan'dan. Brian Dunstan 12 sayı 4 rebound'la mücadele etti. Bu pası da değerlendiriyor. Banvit hücumu, atışta isabet var. Oyuna denge geldi. 35-35 Gerenil. 17 sayı 5 reboundla oynadı Gerenil'da. Sol forvetten bir üçlük. Bu da isabetli. Banvit oyunda kalmaya devam ediyor. Alex Perez 16 sayı 4 rebound 3 asistle oynadı Perez. Kronosav Simon'un pası. Ardından turnike başarılı. Bir de faul var. Shane Larkin 3. çeyrekte Efes'i yine bir adım öne geçiriyor. Jordi Morgan pota altında Dunstan'la birebir oynuyor. Brian Dunstan blow yaptı Jordi Morgan'a. Çok iyi bir savunma Brian Dunstan'dan. Brock Malton. Brock Malton potaya gitti ama bu kez de Jordi Morgan blok yapıyor. Savunmada iki takım da pota altı sertliğini çok artırmış durumda. Shane Larkin. Larkin attı havaya Brian Dunstan. Alley-oop'u bitiriyor. Shane Larkin ve Brian Dunstan uyumu maç boyunca çok yüksek seviyedeydi. Burhan Tuncer topu çaldı. Burak Motum'la oynadı. Motum asisti Burhan'a yapıyor. Bir bakıma ödüllendiriyor Burhan Tuncer'i. Burhan da basketi buldu. 8 sayısı vardı Burhan'ın. Shane Larkin indirdi Brian Dunstan. Smaçlıyor 3. çeyreğin sonunda. Anadolu Efes önde. Özellikle Rodrik Boboa'nın son çeyrek başlangıcında kritik yerlerde attığı basketler Anadolu Efes için çok değerli.
Çok güzel bir hızlı hücum başlangıcı Boboa'dan. Çok şık bir asist Brock Motim. Basketi buldu. 12 sayı 3 reboundla oynadı Brock Motim da. Maçında son basketi geldi. Anadolu Efes 93-85 kazanıyor. Evet, son çeyrekte iyi katkı aldık. Özellikle Shane Larkin ve Roderick Beboa hücumda, Simon, Brian Dunstan. Bu dörtlünün hücumdaki ciddi katkılarıyla farkı açtık. Tabii gönül istiyor ki bu tip maçlarda diğer oyuncularımız da daha fazla katkı versinler ama maalesef işte olmuyor. Gene aynı oyuncularla maçı kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Şimdi ligde de görüyoruz. Her maç zor. Yani herkes sahaya kazanmak için çıkıyor. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçı kazanan yarı finale oynayacak. Dikkat etmemiz lazım. Gaziantep Spor da bu sene ligde gayet başarılı bir grafik çiziyor. Dikkat edeceğiz. Tabii hazırlıklarımızı yapacağız. Ona göre çıkacağız. Şu anda Türkiye Kupası'nda tek düşüncemiz ilk tur olacak. İyi oynamamız lazım. Yani zaman zaman çok iyi oynuyoruz. Ama ne zaman rotasyona gitsek, ne zaman bench'ten diğer oyuncuları oyuna soksak bir anda düşüyoruz. İşte gene maç 20 sayıyla bitecek. Maç 8 sayıyla bitiyor. Tabii bunları düzelteceğiz. Tek maç bunlar. Tamamen kazanmak için oynayacağız. Kim iyiyse oynayacak. Zor bir maçtı. Açıkçası Fenerbahçe'yi yenmiş bir takıma karşı oynadık. Hiç kolay olmadı bizim için. İyi maçlarda, kötü maçlarda oynuyorum ama tabii ki takımla kalmaya çalışıyorum. Taraftarlar her zaman beni tüm takım gibi destekliyorlar. Ben sıkı çalışmaya devam edeceğim. Sıkı oynayacağım takımım için ve bunu sürdürmeye çalışacağım. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftanın ardından Fenerbahçe Beko lider. Anadolu Efes bir galibiyet arkadan takip ediyor Fenerbahçe Beko'yu. Tofaş 12 galibiyet 5 mağlubiyetle 3. Türk Telekom'un da Gaziantep Basketbol'la beraber 10 galibiyet 7 mağlubiyeti var. Düşme hattında İstanbul Büyükşehir Belediyespor son sırada. Afyon Belediye 14. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye de 13. sırada. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftanın en iyi 10 hareketiyle karşınızdayız. 10 numarada Bamit hücumunda Jordi Morgan smacı yapıyor. Jordi Morgan'ın her hafta yaptığı tek es maçlardan biri. 9 numaradayız. Aynı maçtan bu kez Anadolu Efes hücumu var ama Jordi Morgan yine sahnede. Savunma performansıyla Morgan Motum'u blokluyor. 8 numarada Fenerbahçe Beko hücumunda nefis bir alley-oop. Egehan'ın asistinde Ahmet Düverioğlu tek elle bitiriyor. 7 numaradayız. Tofaş hücumunda Afyon Belediyespor savunması Cemal Higgins'le ayakta kalıyor. Üst üste 2 blok Cemal Higgins'ten. Ardından da Zelyon ise uzun mesafeli pas. 6 numarada Pınar Karşıyaka hücumu var. Sekendri harika bir smaç yapıyor. Tepeden tek elle içeri giriyor Sekendri. 5 numarada Tofaş hücumunda Garrett ve Elegar var. Diante Garrett asisti yapıyor. Frank Elegar alley-oop'u smaçlıyor. Tofaş, Afyon Belediyespor maçındayız yine. Tofaş'ta harika bir smaç. Diante Garrett'ın nefis asisti. Frank Elegar'ın smacı. Önce topu kazandılar. Ardından hızlı hücumu iki oyuncu çok estetik bitiriyor. 3 numaradayız. Yine Tofaş, Afyon Belediyespor mücadelesi. Pota altında girmeyen topu Frank Elegar smaçlıyor. 2 numarada harika bir blok var. Tony Douglas'tan nefis görüyor. Pot altındaki açığı. Ve haftanın en iyi hareketi Doğuş Balbay'dan geliyor. Yarı sahayı çok hızlı geçip nefis bir smaç yapıyor tek elle Doğuş Balbay. Hem hızlı hücum hem tek başına hem çok estetik.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçeşehir Koleji, Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Gaziantep Basketbol, Türk Telekom, Beşiktaş Sonpo Cepen, Aral Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Doğa Sigorta, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediyespor, Tofaş, Darüşşafaka, Tekfen maçları oynanacaktır.